Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle beraber şöyle tatlı bir çam ağacı dikeceğiz. Arkasını da şöyle kapatacağız keçeyle ki buraya toka tutturduğumuzda arkası kötü gözükmesin. Şöyle bir üstüne yıldız gibi bir şey işledim. Kırmızı yünden de şöyle süsleme topları yaptım. Şu altını da kahverengiden kullandım. Bunu tokaya veya kıyafetin üzerine de kullanabilirsiniz. Şimdi yapımına geçelim ama öncesinde lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi yapımına geçiyoruz. Sayıları açıklama bölümüne de bırakacağım. Ama bir de gül yapımı yapmıştım yünden. Onu da şöyle masadayken hazır göstereyim. Şöyle güller yapmıştık. Arkasını şöyle çıtıtı tokayla kapattım. Onun videosunu da şu üst köşeye bırakacağım. Oradan dilerseniz izleyebilirsiniz. E, dediğim gibi sayıları açıklamaya yazacağım. E, beraber yapmaya başlayalım. Önce sihirli halkamızı yapıyoruz ve bu sihir, sihirli halkanın şöyle önce kitliyorum İçine iki tane sık iğne yapacağım. Şimdi bunu e, sık iğneyle yaptım. Şu yaptığımı. İsterseniz bunu e, ikili trabzanla yapıp daha uzun bir çam ağacına da ulaşabilirsiniz. Şimdi ben e, ip olarak Alize Cotton Gold, yün olarak da 3 mm tulip kullanacağım. E, ama yününüzü kalınlaştırıp e, tığınızı da daha kalın bir tığ kullanırsanız daha büyük bir çam ağacınız olur. Sayıları değiştirmenize de gerek kalmaz böylece. Şimdi iki tane sık iğne yaptım. İki tane sık iğne yaptıktan sonra sihirli halkamı kapatıyorum. Burası çam tepesi olacak. Şöyle tepesi olacak. Sonra bir zincir çekeceğim ve döndüreceğim. Bu ip uçta kalmaması için şöyle içine saklayayım. Yani ördüğüm yerin içinden yürüteceğim. Şöyle bunu alıyorum şuraya. Tamam. Şimdi bizim burada iki tane yerimiz var. Ama çam ağacımızın ne olması lazım? Aşağıya doğru genişlemesi lazım. Biz örgüde genişletmeyi neyle yapıyoruz? Çift batarak yapıyoruz. Yani iki tane sık iğne deliğimiz var burada. Bunların ikisine de ikişer kere sık iğne yapacağım. Şimdi bu bir yaptım. Birincinin üzerine bir tane yaptım. Şimdi birincinin üzerine ikinciyi yaptım. Yani e, sihirli halkanın içine iki sık iğne, bir zincir çekip üste çıktım. E, sonra her iki e, sık iğneye de çift batarak iki arttırma yapacağım. Yani satır tarif olarak söylersek de iki çift yapıyoruz. İki çiftimi yaptım, bir zincirimi çektim. Bir sonraki bir üstteki sıraya geçtim. Şimdi bu ipim zaten burada kaldı. Bunu hadi buradan da bir yürütelim. Şöyle alayım. Nasıl arkada kalacak. Şimdi bu üçüncü sıra. Üçüncü sırada bir tek bir çift bir tek bir çift yapacağız. Onu da nasıl yapacağız? Dört tane olmuştu ya. Onu ilkine bir, ilkine tek, ikincisine çift, çift dediğimiz yani iki tane sık iğne yapıyorum sonrakine tekrar tek sonrakine tekrar yani en sonuncuya tekrar çift oldu benim iki tane vardı ilk sırada sonra onu dörde çıkardım şimdi de iki tane arttırma yaparak altıya çıkardım bir zincir çekiyorum ve döndürüyorum Şimdi bir üst sıraya çıkıyorum. Bir üst sırada burada 6 tane olmuştu ya. Hiçbir eksiltme, arttırma yapmadan bu 6 tanenin her birine bir tane batıyorum. 1 1 1 Yani tek, 4. tek, 5. tek, 6. tek. Altıncıyı da yaptım, bir zincir çektim ve döndüm. Şimdi sıra geldi bir üste. Altı taneyi hiç arttırmadan örmüştüm. Şimdi bir tane şu başa çift yapıyorum. Bir, iki yani arttırıyorum. Sonra dört tane tek gidiyorum. Bir, iki. 3 ve 4. 4 bir çift yaptım. 4 tek yaptım. Bir tane kaldı zaten 6 tane olduğu için buraya da en sonuncuya da tekrar çift yapıyorum. E, dikkat edin 2 ilmeği de alın ki delik delik kalmasın şöyle. Evet. Buraya da 1 2 yani çift yapıyorum. Ne yaptım? 6 tanenin köşelerindekilere çift battım. Ortadakilere tek battım. Böylece ilmeğimi 8'e çıkardım. 1 zincir çekiyorum. 1 zincir çektim. Ve üste çıktım. Şimdi 3 tane ilmeği tek, 2 ilmeği çift 3 tane tek yapacağız. Yani ne yapmış olacağız? Bu sefer de arttırmayı ortadan yapmış olacağız. Kenarlar tek, orta iki tanesi çift olacak. Yapıyorum. 1 2 3. Ne dedik? 3 tane çift. 3 ilmeğe tek battım. 3 tane ilmek tek. 3 ilmeğe tek battım. 2 tane ilmeğe çift batacağım. Bu birinci çiftim. Bu ikinci çiftim. Sonra geriye kalan 3 tane ilmeğimi de tek öreceğim. 1 2 ve şu sonda kalan ilmek 3. Her seferinde bir zincir çekip dönüyoruz. Bakın oluşmaya başladı bile. Şimdi böyle yaparak ne oldu? Bizim şurada 8 olan ilmeğimizi 10 ilmeğe çıkardık. Şimdi arttırmaları yine yandan yapacağız. Yani şu en köşeleri çift batacağım. Bir iki çift battım. Sonra sekiz tane tek gideceğim. Gidelim. Bir iki üç. Şuradan dört. 5 6 7 8 E şimdi 8 olunca zaten şurada bir tane kaldı. Onu da çift. 1 2 Çift battım. Böylece ne yaptım? 10 olan ilmeğimi 12 ilmeğe çevirdim. Her seferinde olduğu gibi köşeden bir tane zincir çekip dönüyorum. Nasıl biz 6 ilmeğimiz olduktan sonra bir sıra hiç arttırmadan 6 tane örmüştük. Yine aynısını yapacağım ve bu 12 ilmeği 1, 2 hiç arttırma yapmadan tek olarak öreceğim. 3, 4, 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 bu arada lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın e, yorumlarla da bana destek olursanız çok mutlu olurum şimdi bir zincir çektim ters çevirdim 5 tek yani 5 sırayı tek gideceğiz ortada arttırmamızı yapacağız bir tane sonra 5 tane daha tek öreceğiz yapalım 1 2 3 4 5 5 tekimi yaptım sonra bir çiftimi yapıyorum ortadan arttırıyorum 1 2 3 4 5 tane de bitmesi gerekiyordu ben o ortada yaptığımız çifti muhtemelen saydığım için şu an sanki fazlaymış gibi gözüktü ama yok 5 tane tek ortada bir tane çiftimiz var sonra 5 tane daha tek bir zincir çektim. Döndüm. Şu an 14 tane benim ilmeğim oldu. Bu 14 ilmeği tıpkı 6 ve 12'de olduğu gibi arttırma ve azalma yapmadan e, hepsine tek batarak örüyorum. Böyle takıldı. Onu alalım. 14 tane örüyorum. Sonra bir zincir çekiyorum ve makasımı alıyorum. Şurayı kesiyorum. Şuradan kurtarıyorum. Böylece çam ağacımız bitmiş oldu. Şimdi bununla bunun arasındaki boyut farkı neden oldu? Şöyle göstereyim ha. Bu daha büyük bir çamaşıro oldu. Özellikle e, büyük yaptım çünkü e, 4 santimlik çıt çıtlı tokaya kullanacağım ben bunu. O yüzden bunun biraz kenarlarından gözüküyordu, e, gözükmesin diye bunu tercih ettim. Bu fark neden oldu? İpleri aynı ama şöyle bir e, hatırlatma yapmış olayım. Kullandığınız tığın burası numarası ne kadar küçük olursa. Ee, son çıkan sonuçta o kadar küçük olur yani bunu bununla ördüm bunu da bununla ördüm bakın arasındaki tığların arasındaki fark boyutları da ne kadar farklılaştırdı şimdi kahverengi yünümü alacağım ee, şurayı yapacağız beraber hatta geçmişken sarı ve kırmızıyı da getireyim süslemelerini de beraber yapalım